Arkadaşlar merhabalar. Bir arkadaşımın sual üzerine staccato, legato, çalım ve bas gitarda nüanslar nasıl yapılır falan diye. İlk nüanslardan başlayayım. Nüanslar iki türlü yapılır. Bir tanesi kolay olan tuşeyle. Tamamen sağ elimizin vurgu yüksekliği ile alakalı. İşte mesela buna mezzo forte diyelim. MF diye yazan. Mesela decrescendo. Decrescendo. Crescendo sesin gittikçe artırılması, yükseltilmesi. Decrescendo de tam tersine gittikçe sönmesi, yani yok olması. Ama şöyle tamamen morendo gibi ölerek değil de, en son yok olmak değil de, genelde belli bir tabi bir yükseklikten, nüans anlamında ses yükseklikten diğer birine geçiş aşamasında kullanır. Mesela başında forte yazar. İşte crescendo, decrescendo koyduğu zaman piyano da bitsin diye, devam etsin diye. Morendo dediğim, hani karışık çıkmasın. O en son diye bitti. Hani şöyle ifade ederdik eskiden, ölerek, hani en son öleceksin, yani ses mes kalmayacak falan. Decrescendo bu şekilde sesin azaltılması, decrescendo, crescendo da sesin yükseltilmesi. Bu nüanslar müzikaliteyi, çaldığınız parçanın hissiyatını güçlendirir. Yani çok iyi bir şekilde bence uygulamak lazım. İkinci dediğim de çok zor bir şey. Yani burada ses potuna parmağı takıp, işte şu küçük parmakla, yani çok da mühim bir şey değil ama hem böyle şu şekilde göstereyim. Şöyle biraz indirelim şöyle. Ya. Mesela bir ses bastınız. Küçük parmağı aşağıya, böyle bir enteresan bir görüntü. Yani bu şekilde sağlanma durumu da var. Şimdi staccato çalış. Notaların kısa kısa. Bize şu eskiden öğrencilik zamanında böyle staccato, çivi çakar gibi notaları. Şimdi önce legato göstereyim. Geniş çalım. Yani süre değerlerini tam anlamıyla uygulayarak. Şunun gibi. Staccato. Burada bütün iş staccato ve legato'da sahilde gibi gözükse de, ki çoğunlukla onda, ama sol elinde, klavyedeki elinde desteklemesi gerekiyor. Bas, kaldır. Legato ile staccato arasındaki fark bu. Bir de mesela hazır gelmişken aksan işareti. Hani bu matematikte ilkokula
zamanlarına döneceğim de hani küçük işareti var tabi. Bir de büyük işareti var. Büyük işareti olan. Yani matı şeyden bakın. Aksan zaten bilirsiniz. Çapraz bir şekil. Şimdi komik oldu ama. Matematikteki büyük işareti. Arkadaşlar. Şöyle. Bu vuruşların ilk başındaki notaları aksanlı. Gördüğüm staccato olarak hem de legato olarak göstermiş oldum. Kesinlikle tavsiyem şu, özellikle hani her zaman metronom kullanmanız tavsiye ediliyor. Yani ben de diyorum, her yerde söylenen bir şey zaten. Bunu özellikle legato, staccato gibi şeyleri, tekniksel çalımları özellikle ve özellikle hani alışkanlığınız yoksa bile mutlaka metronomla çalışmalıdır. Bu bütün enstrümanların için geçerli bir durum. Çünkü staccato çalımda bir accelerando yani hızlanma hissi mutlaka oluyor. Genelde bu şeyle öyle teknik çalışırken hareketlerde falan filan staccato çalımına yönelik yapılan egzersizlerde yani koşma eğilimi, o hızlanma eğilimi, acelerando eğilimi fazlasıyla var yani. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Bir de çok güzel havak atıyor. Ya böyle cümlelerimizin arasına işte eşliklerimize falan hakikaten güzel bir etki yapıyor. Umarım açıklayabilmişimdir. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin. Tabii başka türlü şeyler varsa ola ki ulaşıp hani şu şekilde de olabiliyor falan gibi varsa arkadaşlarımıza faydalı olması maksadıyla geliştirebiliriz bu muhabbeti. O yüzden iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.